yazar arkadaşımızın imza günü ve söyleşisi için bir araya geldik. Oğuz Atahan Başaran edebiyata yazarlığa çok genç yaşta başlayan bir arkadaşımız. Yazdığı eserlerin bir kısmı Gün Biterken adıyla Bengü Yayıncılık tarafından basıldı, yayınlandı. Ve doğrusu Gün Biterken kendi döneminde çıkan kitaplar içerisinde satışı en iyi olan eserlerden birisi. Dolayısıyla biz yazarımızdan satışı bakımından da yayın evi olarak çok memnunuz. Hacettepe Üniversitesi'nde öğrenciyim. Yaklaşık 7 yıldır öykü yazıyorum. Bu süreyi nasıl belirledim? Yani daha önce de bir şeyler yazıyordum ama yayınlamıyordum. Yayınlanan ilk hikayemi 7 yıl önce yazdım. Bu yüzden ne zaman başladınız diye sorunca böyle bir cevap veriyorum. Yaklaşık 7 yıl önce yayınlamak üzere kısa hikaye yazmaya başladım. Kısa hikayeyle başladım çünkü kısa hikayeyi bitirmek daha kolay. Yani roman yazmaktansa, yani bir romana başlayacaksınız. Roman üzerinde aylarca çalışacaksınız. Bu süreç içerisinde gelişeceksiniz. Ama sonra yazdığınız bir yerde yayınlanmayınca boşa gitmiş olacak. Çünkü bir yandan yazarken bir yandan geliştiniz. Belki kendi yazdıklarınızı da beğenmeyeceksiniz. Bu yüzden yeni bir yazar için kısa hikayeyle başlamak oldukça iyi bir yol. Böyle edebiyata meraklı insanlar genelde şiirle başlıyorlar bu işlere. Yine bir heves kitap falan çıkartıyorlar. Benim öyle olmadı. Benim mesela ilk yayınlanan hikayelerim bu kitapta yok. Bu kitapta 2010-2012 yılları arasında Edebiyat Akademisi'nde yazdığım hikayeler var. Biraz Edebiyat Akademisi'nden bahsedeyim. Avrasya Yazarlar Birliği'ne bağlı bir hikaye atölyesi. Burada işte yazmaya merakı olan yazar adayları burada hikaye yazıyorlar. Yani ben hikaye bölümüne devam etmiştim. Şiir bölümü de var. Ve hikayeler, her hafta bir hikaye yazıyorduk ve bu hikayeleri değerlendiriyorduk. Yaklaşık 2 sene sonra orada yazdığım hikayeleri peki bir sır değilse yoğun duyguları gerçekten yaşıyormuş gibi okutmak için nasıl yazmam gerektiğini bana söyler misiniz? Ben de sır ama sana söylerim dedim. Yazarken bunları okuyucuya hissettirmek için sizin de yazarken yaşamanız lazım. Eğer bir hikayede acı bir olay varsa bu acıyı hissetmeniz lazım. Eğer bir hikaye okuyucuyu gülümsetsin istiyorsanız siz de yazarken gülümsemelisiniz. Yazdığınız şey sizi de mutlu etmeli. İnsanlar bir hikayeyi okuduğu zaman, oradan bir mesaj aldıkları zaman, daha doğrusu o mesajı almazlar, yani onları hayatlarına uygulamazlar. Bu hikayede mesaj işi biraz altta kalmalı. Mesela bir hikayeyi okursunuz, oradaki o size bir acıma duygusu uyandırır mesela. Ama siz bunu hayatınıza uygulamayabilirsiniz. Ama bu belli, sizin bilinçaltınıza yerleşir, ileride bir zaman ortaya çıkabilir.